Yoldan geçen bir insana sorsak en sevmediğiniz ay ne diye yani duygusal değişimlerine göre bir ay söyleyebilir. Ancak bu sorduğumuz insan bir araç sahibi ise muhtemelen Ocak ve Temmuz aylarını söyleyecektir. Zira Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık MTV ödemelerini yapıyoruz. Ve 2021 yılının gelmesiyle birlikte MTV oranlarına bir yeniden değerleme yapıldı. TÜİK yurt içi fiyat endeksine bağlı meydana gelen ortalama fiyat artış oranına bakarak bir yeniden değerleme yapılıyor. Bunu da Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi oranlarında bir yeniden değerleme olarak tekrar artış olarak yansıtıyor. 2021 yılı içinde bu oran %9,11 olarak belirlendi. Bu oran 2020'ye girerken de %12 olarak belirlenmişti. Bu yıl bir tık daha düşme var ancak yine vergilerde bir artış olarak bize dönecek. Biliyorsunuz motorlu taşıtlar vergisi ödeme şekli iki kategori şeklinde ilerliyor. Bir, 1 Ocak 2018'den önce tescil edilen araçlar için ayrı bir grup, 1 Ocak 2018 ve daha sonrası için ayrı bir grup olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda da benim elimde tablolar var. Bunları size aktararak bu yıl ne kadar vergi ödemeniz gerektiği hakkında bir bilgi sahibi olmanızı sağlamaya çalışacağım. Umarım yapabiliriz. Başlayacak olursak 2018 öncesi tescil edilen araçlardan başlayalım. Çünkü bu tablo biraz daha kolay, daha anlaşılır, daha net. Diğer tablo biraz daha karışık. Oraya detaylı bir şekilde gireceğiz. Ben de elime kağıtları alarak size aktaracağım. Eğer aracınız 2018'den önce tescil edilmişse, buna 31 Aralık 2017'de de dahil ve 1300 cc'nin altındaysa, bu kategoride hangi motorlar var? Renault'un 09 TCS'i var. Volkswagen'in 1.0 TSI, 1.2 TSI var. İşte Hyundai'nin 1.0 turbosu var yine. Bu kategorideki araçlardansa 1.2, 1.0, 0.9 ise 1.3'ler de buna dahil. 1.3 Multijet, 1.3 Diesel, 1.3 CDTI. Onlar da 1298 cc çünkü. Aracınız 1-3 yaş arasındaysa, yani bu aralıkta kalmayacak mı bu yıl araba? 2017'ler çünkü 4 yaş dilimine geçecek 2021'de. 1052 lira. Yine ben bunu söyleyeyim ama yıllık 1052 lira. 4-6 yaş yani 2017 modelden 2015 modele kadar. 2017 ve 2015'te dahil bu aralığa girecek. 733 lira. 367,5 lira bir 6 aylık taksit yapıyor herhalde. Tam hesaplanmış halini bir yerlere yazarım. 7 ile 11 yaş arasında ise yani 2014 ve 2010 ikisi de dahil bu aralığa. 410 lira, 205 lira ve 6 aylık taksitiniz oluyor. 12 ile 15 yaş arasındaysa, o aralıktaysa da 310 lira bir yıllık vergi ödemeniz oluyor. 16 yaşından da büyükse artık yani 2005 ve daha eskisi ise 109 lira bir ödemeniz oluyor. 1, 3 ve 6 motorlar için. Eğer motor silindir hacminiz 1301 cc ile 1600 cc arasındaysa, en çok arabanın bulunduğu aralık. Abi 1.33 Toyota'lar var. İşte 1.4 dizel Toyota'lar var, 1.4 benzinliler var, 1.4 TSI, 1.4 turbo, 1.5 DSI, 1.5 DCI'lar var, 1.5 turbo benzinliler var. Der ya Deniz, aklınıza gelebilecek her motor neredeyse burada. 1.6 dizeller, 1.6 turbo benzinliler, işte der ya Deniz. En çok burası önemli. 2018 öncesi için, yani 2018'den önce trafiğe çıkan araçlar için yine 1-3 yaş arasındaysanız, bakın ben burayı hızlı hızlı geçeceğim 1-3 yaşları. Çünkü 2017 modeller 4 yaşa kayacak. 1-3 yaş arasında araba kalmayacak. Ama bu tabloya hazırlanmış. Bu tabloya dahil edilmiş. Bir mantık oturtamadım. Mesela 2018 sonrasında 16 yaş falan var. Bu gümrük için. Tamam, o gümrükte yani 2018'den sonra tescil edilmiştir. Ama buradaki 1-3 yaş olayına ben tam kavrayamadım. Hızlı söyleyeceğim o yüzden. 1301 ile 1600 cc arası, 1831 lira 1-3 yaş arası. Kalmadığı için burayı geçtik. 4-6 yaş arası aracınız varsa, yine başta söylemiştim, tarihleri yazayım ben unutuyorum çünkü. 1373 lira ve yıllık ödemeniz olacak. 6 aylığında yine hesaplanmış haline. Nereye yazayım? Siz seçin. Şuraya yazayım. Eğer aracınız 7 ila 11 yaş arasındaysa, 2018'den önce tescil edilmişse 797 lira bir yıllık vergi ödeme tutarınız olacak. Bunun da ikiye bölünmüş hali 350-400 lira civarında bir şey oluyor. 12 ile 15 yaş arasında bir aracınız varsa yine 563 lira olacak. 16 yaşından büyükse de 216 lira olacak. En çok ilgilendiren kısmı burasıydı sanırım bizi. Bunun üstü 1600, 1800, 1800, 2000 vesaire var. Onu da şuraya tablo olarak bir koyayım, bir 10-15 saniye geçsin. Çünkü hepsini tek tek söylemeyeyim.
sonuçta en çok ilgilendiren kısmı söyledik. 1.6'ya kadar olan. Yani bir de 2000 motorlar var işte. 2000 motorların var ileri de yine 5000, 3924, 2307 vesaire diye gidiyor. Onu da zaten bir yerlerde tablo olarak görüyor olacaksınız. Çok fazla laf ebeli yapmaya gerek yok. Rakamları söylüyorum zaten. Asıl önemli olan yere gelelim. Şöyle bir tablo yaptım. Şu alttaki benim notlarımı kapatayım videoda konuşacağım notlarımı. Şöyle bir tablo yaptım. Tabloyu da göreceksiniz. Bu tablonun PDF halini aşağıdan indirme linkinden bulabilirsiniz. Ben ne kadar ödeyeceğim? Arabam 2018'den sonra tescil edilmiş. Yani 2018, 2019, 2020 model veya daha eski ama gümrükten 2018'den sonra tescil edilmiş. Bu tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ya da koymayı unuttuysam da videoyu durdurup tabloyu görebilirsiniz. Ben parça parça koyacağım. İlk önce yine 1300 cc ve aşağısına bakacağız. Bu 2018'den sonra artık arabaların vergisiz fiyatlarına göre de bir motorlu taşıtlar vergisi ödeme şekli geldi. Vergisiz fiyatı belirlenmiş. Bu fiyata göre ödeme yapıyorsunuz. 1300 cc ve aşağısı bir aracınız varsa ve vergisiz fiyatı 56.519 lirayı aşmıyorsa, 56.519 lirayı aşmıyorsa 1052 lira 1-3 yaş arasında bir vergi ödemeniz var yıllık. Eğer bu aracınız 4 ila 6 yaş arasındaysa, ne bakın buradan sonrası aslında 2018'den sonra tescil edilen bir araba nasıl 4 yaşında olacak? Olmayacak. Gümrükten giren arabalar olacak. Ben onlar için söyleyeceğim. 733 lira, 7 ile 11 yaş arasında 410, 12 ile 15, 310 ve 16 yaş üzeri 109 lira. Burası bu ilk okuduğum rakamlar bir önceki tabloda okuduğum ilk rakamların aynısı. Tamam, burada sıkıntı yok. 56.519 lirayı aşıp 99.072 lirayı aşmayanlar için 1155 lira 1-3 yaş arası için bir vergi ödemesi var. Gördüğünüz gibi burada rakam biraz daha artıyor. Bir ufak 100 lira, 103 lira bir fark geliyor. 56.520 lira olduğu an 103 lira fazla vergi ödüyorsunuz. 4-6 yaş arası için yine 103 lira bir fark biniyor. 806 lira. 7 ila 11 yaş arasında ama bu sefer 103 lira binmiyor. 41 lira fark geliyor. 451 liraya çıkıyor. 12 ile 15 yaşta da yine 32 lira fark geliyor. 343 lira oluyor. 16 yaş üzerinde de 121 liraya çıkıyor. Bu tabloyu ezberledim. Çok uzun. 99.072 liraya aşan araçlarda ise 1261 lira 1 ila 3 yaş arasında bir vergi ödememiz oluyor. Yine bunun da detaylarını sağdan görebilirsiniz ya da soldan, bilmiyorum. Bir yerden göreceksiniz işte, belki de şuradan göreceksiniz. 1301 cc ile 1600 cc arası, dediğim gibi Derya Deniz, bak yazıyorum. 1.3 ile 1.6 arasındaki bütün motorları şu an buraya döküyorum abi. 1.4 TSI var, 1.4 turbo var Opel'de. İşte 1.5 dizeller var, 1.5 TSI'lar var. 1.6 turbo benzinliler, 1.6 dizeller var, 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 var. Yetmiyor, liste yetmiyor. 56.519 lira burada baz alınmış yine. Ama 56.519 liraya aşmayanlar için 1.831 lira bir vergi ödemeniz gerekiyor. 1 ila 3 yaş arasındaysa. Burada da yine rakam çok benzer. Hatta bakıyorum tabloya, aynı. Yine ilk satır aynı. 1831. 4 ila 6 yaş için 1373. 7 ila 11 yaş için 797. 12 ila 15 yaş arası için 563. Ve 16 yaş ve üzeri için de 216 lira bir vergi borcu çıkarılmış. 56.519 liraya aşmayan 1.3 ve 1.6 arasındaki araçlar için, 1.3 dahil değil, 1.6 dahil. Yine burada 56.519 ile 99.072 lira arasında vergisiz fiyatı olan araçlar için bir kategori açılmış. 2014 lira 1-3 yaş arasındaki 56.519 lirayı aşan, 99.072 lirayı aşmayan araçlar için belirlenmiş vergi tutarı yıllık. 4-6 yaş arası için 1510 lira belirlenmiş. 7-11 yaş arası için 876, 12 ile 15 yaş arası için 618 ve 16 yaş ve üzeri için de 237 lira bir vergi tutarı belirlenmiş. Evet, 1300 cc ile 1600 cc arasında son dilim 99.072 liraya aşanlar dilimi. Bu dilimde vergi tutarlarımız yine biraz daha artıyor. 2197 lira 1 ile 3 yaş arası için bir vergi tutarı çıkmış. Tabloda görüyorsunuz zaten.
4 ile 6 yaş için 1648, 7 ile 11 yaş için 955 lira çıkmış. 12, 15 ve 16 için de tablodan görebilirsiniz. Şimdi ben size tabloları sırayla geçireyim. Hepsini okursam, boş rakam okuyarak video anlamı olmaz. Tabloyu yaptım ama tabloları böyle videoda geçirelim. Silindir hacimleri aynı. 1600, 1800, 1800, 2000, 2000, 2500, 2501, 3000, 3000, 3500 falan diye gidiyor. Buralarda vergisiz net fiyatlar artmış. Geçen yıl mesela 56.000 olan 1300 ve 1600 için en baz 56.000. Geçen yıl 51.000'miş. 1600 ile 1800 arası 141.625 lira belirlenmiş. Aşmayanlar ve aşanlar olarak. Burada Arabi dilim belirlenmemiş. Hani şununla şu arasında diye belirlenmemiş. 141.625 lirayı aşmıyorsa farklı, aşıyorsa farklı. Onu da zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Burada da 3000 küsürlerden başlıyor ikisi de. Yine aynı şekilde 1800-2000 arasında da 141.625 lira vergisiz net fiyatı olan araçlara göre bir eşik belirlenmiş. Bu eşiği geçenler ve geçmeyenler olarak ikiye ayrılmış. 2000-2500 cc için 176.867 lira bir baz rakam alınmış. Bunu aşanlar 9.000'den başlıyor. Aşmayanlar 8.000'den başlıyor. Yine görüyorsunuz zaten değişik değişik efektlerle değişik değişik tabloları rengarenk sunuyorum size. Daha ne yapayım? Bunun karşılığında bir abone olup videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok sevinirim açıkçası. Her neyse 2500'ü söyledik. 176.867 lira diye. 2500 ile 3000 arasında artık hacimlere geldik. Hani burada 1-3 yaş arasında yani 2018 sonrası tescilli 3000 cc araba kullanan var mıdır bilmiyorum ama yine de söyleyeyim. 353.953 lirayı aşmayanlar ve aşanlar olarak belirlenmiş. Artık 3000'den sonrası da yine 3500'e kadar da aynı fiyat. 4000'e kadar da 566.499'u aşanlar ve aşmayanlar vergisiz fiyatı. 4000 üstünde de 672.663 lira olarak belirlenmiş. Şimdi rakamları bir kenara bırakacak olursak MTV'lere hızlı bakış attık. Tabloları siz de gördünüz. Bu yıl ben ne kadar ödeyeceğim? Benim arabam hangi vergi diliminde? Bilmiyorum ki. Aşağıda gördüğünüz adres var. ivd.gib.gov.tr. Buradan girip hesaplamalar sekmesinden MTV hesaplamadan da bakabilirsiniz. Aracınızın vergi tutarı ne kadar? Ne kadar ödeyeceksiniz? Bunun hakkında detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz. Ben sadece size bu yıl gelen güncellemeyle birlikte yeni rakamları aktarmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.